Troodos dağlarında yaşanan büyük yangın felaketini ve bundan 21 yıl önce beş parmaklarda yaşadığımız büyük yangın felaketini anımsayan insanlar olarak, bunları yaşayan insanlar olarak, onların içinden çıkmış olan bir birey ve bir cumhurbaşkanı olarak bugün çok geniş kapsamlı tüm yangınla ilgili olabilecek birimleri içeren temsilcilerle bir koordinasyon toplantısı yapmayı gerekli ve zorunlu gördüm. Gerek hükümete, gerekse ilgili bakanlıklara, sivil savunma teşkilatı, güvenlik kuvvetlerimiz, itfaiyemiz, polis genel müdürlüğümüz ve daha ilgili olabilecek tüm kuruluşlara katıldıkları için teşekkür ederim. Her şeyden önce ortaya koydukları görüşler için teşekkür ederim. Bu toplantı çok yararlı bir toplantı oldu. Olabilecek felaketlere karşı ne ölçüde hazırız, ne ölçüde değiliz. Bunun bir somut tahlilini yaptık. Ve olası bir yangın tehlikesi karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak eksiğimiz, gediğimiz nedir? Onları nasıl süratle giderebiliriz? Onun üzerinde görüş birliği oluşturduk. 7 maddede sizlere şunu aktarmak isterim. Altyapımız hazır görünüyor. Yani araç gerecimiz, insan gücümüz, bu konuda bir ciddi eksikliğimiz yok gibi görünür ama en ciddi eksikliğimiz bir koordinasyonun çok gerekli olan bir kriz merkezi oluşturularak en tepede bu işin nasıl koordine edileceğinin hazırlıklarının süratle tamamlanması gerektiği konusu ortaya çıktı. Aslında 2013 yılında var olan bir tüzük var. Muhtemelen Yeşilırmak yangınından sonra o dönemin hükümeti tarafından hazırlanmış olan bir tüzüğün yaşama geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat hasıl oldu. Sayın Başbakan bu konuda hemen girişimlerini başlattı ve orada öngörülen mekanizma yarından itibaren çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla en başta gelen sivil savunma teşkilatımızın özellikle bizlere aktardığı koordinasyonda bir merkezin tüm bilgilerin orada toplanmasının ve oradan sevk ve idarenin yapılmasının son derece gerekli olduğu ama bunun bugüne kadar ciddi bir eksiklik olarak gündemimizde mevcudiyetini koruduğunu tespit ettik. Şimdi önemli olan teşhisleri yapmak ve tedaviyi uygulamaktır. Bu tespit yapıldı. Aslında tüzük olarak altyapısı da hazır o anlamda. Ancak uygulaması eksik. Yani o koordinasyonun sağlayıcıları, o kurulun başkanı, üyeleri yarından itibaren hazır hale getiriliyor. Ve dolayısıyla orada bu konuların ele alınması ve teknik bir takım ayrıntıların da oradan itibaren çözülmeye başlaması sağlanacak. Şimdi bu çok çok önemli bir konuydu ve böylesi bir toplantıda bunun giderilmekte olması çok iyi olacak. Bunun yanında tabii ki dile getirilen ve ifade edilen konulardaki eksikliklerin giderilmesi de son derece önemlidir. Bunlardan bir tanesi şu anda araçlar mevcut ama bir kısım araç da bakıma muhtaçtır. İşte yok hortumu deliktir, vanası eksiktir veya çalışmaz. Bu gibi eksikliklerin de
ki bazı küçük yangınlarda ortaya çıkan eksikliklerdir. Örneğin geçen gün Boğaz'da çıkan yangında tespit edilen bazı eksikliklerdir. Bu eksikliklerin de yeni yangınlarda yeniden nüksetmemesi için, yeniden bunlarla karşılaşılmaması için bu eksikliklerin de süratle giderilmesi kararına varıldı. Aynı şekilde 16 tane kamera vardır ormanları gözetleyen. O kamera sisteminin de çalışmamakta olduğu tespiti yapıldı. Bu kameraların da süratle tamir edilerek devreye girmesi yönünde adımlar atılacak. Bir yangın helikopterinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlanması için zaten bir girişimi hükümetimiz başlatmış bulunuyordu. Geçen gün Sayın Turizm Bakanı beni ziyarete geldiğinde Sayın Büyükelçi de Türkiye'deki bu yangın helikopterlerinden bir tanesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlanmasının mümkün olduğunu, bu konuda çalışmaların yapıldığını bana da duyurmuştu. Öyle anlıyorum ki kısa sürede bu helikopterlerden bir tanesi sürekli yaz aylarında burada konuşlandırılacak. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Gerçi Türkiye'nin güney sahillerinden buraya kısa sürede bu sevk yapılabilir ihtiyaç halinde. Ancak burada bir yangın helikopterinin sürekli bulunması psikolojik anlamda da önem taşır, halkımıza güven duygusu vermesi anlamında da önem taşır ve yangın olursa eğer olmasını hiçbirimiz arzu etmeyiz ama olası yangın durumlarında da çok daha hızlı bir şekilde müdahale imkanı verir. O anlamda bunun da bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Şu anda bildiğiniz gibi 3 tane ihbar hattı var, 3 ayrı numara. İtfaiye için 199'u, Orman Dairesi için 177'yi, Sivil Savunma Teşkilatı için de 101 numarayı arıyorsunuz. Halbuki bu hatların bir teke indirilmesi çok daha bilgilerin tek yerde toplanması bakımından ve sevk ve idareyi kolaylaştırması bakımından büyük önem taşımaktadır. O konuda bir karar ürettik. O da kademeli olarak bir hatta yönlendirme yapılacak. Yani her 3 numarada aranmaya devam edecek önümüzdeki dönemde de. Ancak belli bir zaman dilimi içerisinde bu tek numaraya indirilecek. Bu da bilgilerin bir yerde toplanması bakımından ve hız kazanmak bakımından önem taşıyacak. Ülkemizde hepimizin bir tutkusu var. Piknik yapmayı, mangal yakmayı severiz, kebap yapmayı severiz. Ancak o mangallarımızı yaktığımız zamanlarda çoğu kez doğru dürüst söndürmeyi de ihmal ederiz. Ben buradan tüm yurttaşlarımıza bir çağrıda bulunmak isterim. Tabii ki bu mangal zevkine herkesin saygımız var. Buna itirazımız yok. Ancak ne olur, özellikle bu yaz aylarında çok dikkatli davranalım. Gelişi güzel yerlerde, kontrolsüz alanlarda, piknik alanlarının dışında mangal yakmayalım. Ve kontrollü alanlarda bile yakılan mangallarda kesinlikle söndüğünden, o ateşin söndüğünden etrafa herhangi bir kıvırcım sıçramasının olmayacağından emin olarak o mangalın yanından yahut da o kömürlerin, kömür artıklarının yanından ayrılalım. Çünkü bunun bir küçük izmaritin bile, bir küçük ateşin bile ne büyük felaketlere, yüzyıllarca bir zaman dilimi içerisinde oluşmuş milli servetleri nasıl bir iki gün içinde yok ettiğine işte daha geçen gün tanık olduk. 20 yıl önce beş parmaklarda da tanık olduk ve bunun ne büyük bir felaket olduğunu ta içerimizde, yüreğimizde yaşadık. Dolayısıyla mangal olayı da bundan böyle daha sıkı olarak denetlenecek. Hükümet bu konuda da üzerine düşeni yapacak.
Bir diğer kabul ettiğimiz öneri, kamuoyu spotlarıyla yurttaşların sürekli bu yaz döneminde uyarılmasının son derece gerekli ve yararlı olacağı konusudur. Dolayısıyla bu konuda da oluşacak olan bu ilgili tüzük altındaki komite bu konuda da çalışmalarını süratle yapacak. Son bir nokta tatbikatlar konusudur. Felaketi önleyebilmenin yolu felakete hazırlıklı olmaktır. Bu da sadece araç gereç değil, araç gereçle birlikte insan gücünü de ilgilendiriyor, eğitimi ilgilendiriyor ve bunun tatbikatıyla sahada birebir yaşanmasını gerektiriyor. Bunu bu defa farklı bir şekilde uygulayacağız. Bu tatbikat Temmuz ayı içerisinde koordinasyon merkezlerini de içerecek bir şekilde ve gerçek bir yangınmış gibi hareket edilecek. Yani gidilip de belli bir sahada sadece gösteri amaçlı işte hazırız, bu hazırlığımızı size gösteriyoruz değil, yangının nerede olduğu bile tam olarak önceden bilinmeden Cumhurbaşkanı'nın vereceği bilgi üzerine başlayacak bir harekat planlanacak. Ve gerçek anlamda böyle bir şey varmış gibi kriz masası toplanacak. Çünkü yapılan tatbikatlarda işin bu sevk ve idare kısmı pek tatbikata dahil edilmezdi şimdiye kadarki tatbikatlarda. Dolayısıyla işin en önemli konularından bir tanesi, yani bilgilerin bir yerde toplanması, kriz masasının hemen oluşması ve o masadan verilen direktiflerle harekete geçilmesi kısmı değil, sahada araç gereçle bu işin yapım kısmı söz konusu oluyordu. Bu defa gerçek bir yangında nasıl davranılıyorsa o şekilde davranacak bir tatbikat planlanacak. Bütün bu hazırlıklar Sayın Basın Mensupları bugün bu toplantıyla birlikte başlamıştır. Sayın Başbakan bu konuda kriz komitesini hemen yarın toplantıya çağırmıştır. Cumartesi olsa da bu toplantı yapılacak ve bu hazırlıklar hemen hiç gecikmeksizin devreye girmiş olacak. Kısacası bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bu zenginliklerimizi, doğamızı, çevremizi kaybetmek istemiyoruz. Bunun için de hazırlıklı olmalıyız. Ancak yurttaşlarımıza da bu konuda çok çok büyük görevler düşüyor. Evet, yöneticiler hazır olacaklar. İtfaiye, sivil savunma teşkilatı, hükümet, herkes hazır olacak. Ama bu kıvılcım yakılmamalı. Yani bu ateşi başlatıp ondan sonra onu kurtarmak için hazır olmak elbette önemlidir. Ama bu ateşi, bu yangını başlatmamak, onun tedbirlerini almak, onun hassasiyetini göstermek, bu yangını başlatmadan onu önleme fikriyle, onu yaratmama fikriyle, bu felaketi yaratmama fikri ile ve davranışı ile hareket etmek çok çok daha büyük önem taşımaktadır diye düşünüyorum. Ve buna tüm yurttaşlarımızın büyük özen göstermesini hasaten rica ediyorum.